Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Dün Aydınur kendini iyi hissetmiyor diye okuldan aldığımı söylemiştim, bahsetmiştim size. Bugün de göndermedim. Aslında bugün iyiyim, gideyim anne, kendimi iyi hissediyorum dedi ama ben göndermedim. Bugün de dinlen, iyice kendine gel, öyle git dedim. Nane limon içiyor sık sık, biraz da yatıp dinleniyor, toparlamaya çalışıyor. Şimdi hazırlandık, onların hazırlanmasını bekliyorum. Çıkacağız, Aydanur'u aile hekimine götüreceğim arkadaşlar. Rapor alayım istiyorum, rapor alayım ki okulda devamsızlığı artmasın. Daha yılın başındayız, önümüzde neler gelir, neyle karşılaşırız hiç bilmediğim için. Raporunu alayım, devamsızlığını çoğaltmayalım istedim. Hem de bir bakayım doktor, aile hekimimiz ne diyecek? Hani ilaç tedavisi falan tavsiye edecek mi? Aslında dün aldığımda benim niyetim test yaptırmaktı ama baktım bugün bayağı iyi. Teste gerek yok, yaptırmayız sanırım. Aile hekimimle bir konuşayım. Gerek yok derse yaptırmayız zaten. Dediğim gibi dünden çok çok daha iyi dinlendiği için bugün gayet iyi. Gitmek bile istedi, okula giderim dedi. Ben göndermedim. Aile hekimimiz gerek görürse test yaptırırız, gerek görmezse de yaptırmayız. Şimdi onlar da hazırlansın, yavaş yavaş çıkalım. Sağlık ocağına geldik arkadaşlar. Bakalım doktorumuz ne diyecek? Burası bizim eski sağlık ocağımız arkadaşlar. Yeni mahallemize geçirmedik. Aile hekimimizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok güzel ilgileniyor. Onun için geçirme gereği duymadık. Burası da zaten sürekli gelip geçtiğimiz mevki olduğu için hiç gerek yok dedik. Aynı yerde kalsın aile hekimimiz dedik. Onun için hala buraya gelmeye devam ediyoruz. Şimdi girelim bakalım. Aydanur için ne söyleyecek? Muayene olduk arkadaşlar. Doktorumuz yine de tedbir için test versin dedi. Hani iyi hissediyor dedim ama yine de test versin dedi. Şimdi hemen sağlık ocağımız burası ya. Hemen arkasındaki binada da test yapılıyormuş. Galiba bu gidenler de teste gidiyor. Biz de gidiyoruz. Şimdi boğazdan bakılacakmış. Girelim bakalım. Test vereceğiz. Testimizi verdik arkadaşlar. Kötü bir sonuç beklemiyorum. İnşallah da beklediğim gibi olur. Diyorum ya, Aydanur kendini çok iyi hissediyor artık. Dünkü gibi değil, çok çok iyi toparladı. Aile hekimimize de söyledim, aslında gerek yok bence dedim. Hani toparladı, iyi hissediyor. Tedbir amaçlı zaten dedi. Ne olur ne olmaz yine de verin siz testinizi dedi. Testi verdik, hemen sağlık ocağının arkasındaki küçük hastanede. Hem ağızdan hem burundan aldılar. Bakalım, benim numaramı bıraktım. Beni arayacaklar inşallah, kötü bir şey olmaz da. Olursa beni arayacaklar. Yoksa e-nabızdan girip bakacağız sonucuna. Negatif bekliyorum. İnşallah da beklediğim gibi olur. Bu arada Ayhan cenaze varmış. Sen durağa gel, ben cenazeye gideceğim dedi. Ayhan'ın demeyeyim, kayınbabamın amcasının eşi vefat etti. Yanılmıyorsam, yanlış anlatmadıysam öyle. Yaşlı bir teyzeydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. O vefat etmiş. Ayhan cenaze için cenazeye gidecek. Ben de durağa doğru yola çıkıyorum. Şimdi kızları eve yolladım. Ben durağa geçiyorum. Ayhan gelince ben erkenden eve kaçtım arkadaşlar. Pek alışılmış bir şey değil ama öğle yemeği yiyeceklerdi onlar. Dedim ki benlik bir işiniz yoksa ben ufak ufak gideyim. Tamam dediler, gitsen. Çekyat örtüleri vardı, onları getirdim. Şimdi makineye atacağım, onlar bir yıkansın. Sabahtan da sütçümüz gelmişti, süt pişirdim. O kadar zamanlamam güzel ki, daha tam soğumamış. Bir 5-10 dakika daha bekleyip yoğurt mayalayacağım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım, dinleneceğim. Yumurta çıkaracağım dolaptan. Birkaç gündür aklımda cevizli pekmezli kek var arkadaşlar. Instagram keşfette görmüştüm, bunu bir deneyeyim dedim. Bir zaman bulamadım, fırsat bulamadım. Şimdi yumurtalarımızı çıkartayım. Onlar ılına dursun. O ılınıncaya kadar ben bir kahve keyfi yapayım. Sonra şöyle farklı bir kek tarifiyle geliyorum. Ve şefler mutfakta arkadaşlar. Aysma şef geldi. Aysma, yüzüne ne güzel güneş vurdu balkondan. Yüzüm pek bir aydınlık çıktı. Şimdi öncelikle Aysma şefin mikserini hazırlıyorum. Sonrasında size malzemeleri sayacağız arkadaşlar. Bir dakika. Mikserimizi önce bir bırakalım. Bir dakika Aysma.
ama. Şu kameramızı çevireyim bir arkadaşlarımıza. Önce malzemelerimizi gösterelim. Sonra başlayalım, olur mu? Olur. Ne yapıyorsun öyle? Poz veriyorum. He, poz mu veriyorum? Ben de diyorum bu kız niye öyle elini kaldırdı? Şaşırdım birden. Ne yapıyordun? Poz veriyormuş arkadaşlar size. Şimdi gelelim malzemelerimize arkadaşlar. Öncelikle fırın kabımızı göstereyim. Şu yuvarlak borcamlar var ya arkadaşlar. Esma buna bir dokunma. Bir dokunma arkadaşlarımıza, diğerini de göstereceğim. Bunlar zaten iki boy oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde büyük olanla yapacağız biz. Büyük olan borcama veya dikdörtgen borcamın küçük olanına da yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Sayacaksın anneciğim, bir dakika. Şimdi bunu yağlayacağım ben. Önce Aysimacık malzemelerimizi çırparken ben de fırın kabımızı yağlayacağım. Hemen gelelim bomba kekimize arkadaşlar. Ben resmen buna bomba kek diyorum. Efsane bir şey olacak. Bir kaşığımız kurumuş üzüm. Kurumuş üzüm var. Başka? Pekmez. Tahin pekmez. Tahin pekmez. Tahini yok. Sadece pekmez. Kafası karıştı şeker. Malzeme çok gelince. Şeker. Şeker de var. Ben sayayım mı sana yardımcı olmak için? Sen şu ikisini say, bir de şu ikisini. Şu ikisini, şu üçünü ben sayayım. Bir de tamam. Şunda. Tamam. Bir dakika bekle. Şimdi buraya 3 tane yumurta kırdık arkadaşlar. 3 yumurtamız var. 1 su bardağı pekmez ölçtüm ama pekmez biraz daha ekleyeceğim. Bunu şimdi kenara alıyorum. Pekmezle şimdilik bir işimiz yok. O kenarda dursun. Kek pişince onu kekin üzerine dökeceğiz. Yarım su bardağı daha düşünüyorum ya da 1 su bardağı daha ekleyebilirim. Tarifte 2 su bardağı pekmez diyor ama bakayım ben aldığına göre en son size ne kadar pekmez eklediğimi söylerim. Şimdi pekmezi öyle ölçtüm ama kenara bıraktım. Gelelim diğer malzemelerimize. 1 su bardağı dövülmüş cevizimiz var. Ben iri dövdüm. Dövülmüş mü? Evet. Ben dövdüm onu. Bayıldı. 1 su bardağı cevizimiz var. 1 su bardağı sütümüz var. 1 çay bardağı toz şekerimiz. 1 çay bardağı da sıvı yağımız var arkadaşlar. 1 çay bardağı da kuru üzümümüz, kurumuş üzümümüz var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. İkisini birlikte aldım buraya. 1 çay, 1 tatlı kaşığı da tarçınımız var arkadaşlar. Bütün malzememiz bu kadar. Alabildiği kadar da un ekleyeceğiz. Şimdi Aysima Şef başlasın yumurtalarımızı çırpmaya. Yumurta ve şekeri her zaman kek harcında olduğu gibi önce güzel köpürteceğiz. Aldı mı? Sonrasında, evet, hadi başlat bakayım nasıl başlatıyorsan. Sonrasında da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Aysima Şef başlıyor çırpmaya. Ne oldu? Başlatamadın mı? Çalıştır bakayım. Yavaşça. Birinci seviyede başlatalım önce. Ben şekerimi de ekleyeyim.
Tek hamurumuzu güzelce çırptık arkadaşlar. Kuru üzümünü ve cevizini de ekledim. Yani bildiğiniz kek hamuru ve kuru üzümlü, cevizli, tarçınlı. Şimdi hemen aysimacım karıştırmaya devam ediyor. Ben de ununu eleyeceğim. Anne nasıl? Her zamanki gibi ununu ve vanilyasını, pardon, kabartma tozunu ve vanilyasını ununun içine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi ben unu ekliyorum. Karıştırayım mı Aysma? Ay eline mi geldi? Tamam. Sonra yıkayacağız ya zaten ellerimizi. Sen karıştırmaya devam. Bu arada fırınımızı çalıştırdık arkadaşlar. 170 derecede fırınımızda ısınıyor. Aysma şef kekimizi hazırlamaya devam ediyor. Çok katı olmayan, yumuşak kıvamlı bir kek hamuru yapacağız ama... Sen karıştır ama yavaş yavaş karıştıracaksın ki sönmesin kek hamurumuz. Sön. Evet, kabarttık ya bunu güzelce. Bak şöyle dıştan içe, dıştan içe. Tamam. Ve çok kolay. Evet, çok kolay, sen yaparsın. Her zamanki gibi sıkılan Aysma kaçtı. Yalnız keki fırın kabına da boşalttı arkadaşlar. Yine buraya kadar iyi dayandı. Bakın gayet yumuşak kıvamlı bir kekimiz oldu. İyice de sıyırdık. Şimdi bunu hemen fırına yolluyorum. Bu arada Aleyna aradı. Dershaneye gidecekmiş. Onu okuldan alıp dershaneye bırakacağım. Bunu da fırına yolluyorum. Ben gelinceye kadar Aydanur kontrol edecek. İnşallah bunu yakmadan pişirecek. Aleyna'yı dershaneye bırakıp hemen geliyorum hızlı bir şekilde. Kekim pişim aşamasına yetiştim arkadaşlar. Gayet güzel de pişti. Yalnız mutfaktaki kek kokusu beni benden aldı. Koştur koştur gittim geldim. Bu arada hemen ocağa da bamyam yemeği bıraktım. O da pişiyor. Hemen yanına da bir domatesli bulgur pilavı yapmayı planlıyorum. Kek ılıyıncaya kadar, keki fırından çıkardım. Kek ılıyıncaya kadar hemen yemeği ocağa attım. Şimdi şöyle güzelce kekimizi dilimleyeceğim. Dikkatli bir şekilde dağıtmadan. İçinde cevizleri ve kuru üzüm olduğu için bıçak onlara takılıyor. Kekimizi dilimleyeceğim ve üzerine pekmezini gezdireceğim. Bakalım pekmezli kekimiz, pekmez soslu kekimiz nasıl olacak? Yalnız ev mis gibi kek kokuyor. Diyorum ya, cevizler bıçağa takılıyor. Ama ben de işte ufacık çekilmiş cevizi sevmiyorum. Böyle pastalarda, kurabiyelerde, keklerde iri iri olacak. Yani içinde kek yediğini, ceviz geldiğini anlayacaksınız. Bakın bir ceviz de burada denk geldi. Şimdi pekmezini gezdirmeye başladım. Ama arkadaşlar sanırım 2 bardağı gezdireceğim. Yani gayet güzel çekiyor. Bir de kekine hani az şeker eklemiştik ya. Şekerini pekmezden alacak sanırım. Şöyle bakın. 1 bardağı gezdirdim. Ama 1 bardak daha gezdireceğim. Gayet lezzetli bir kek olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen 1 bardak daha pekmez ölçüp geliyorum. Hemen ikinci bardağı da ölçtüm. Borcamı da ters çevirdim ki tersime gelmesin diye. Elimin şöyle kaşıkla da, kaşık yardımıyla da şöyle her yerine gelecek şekilde yayıyorum ki eşit çeksin pekmezi diye. Sanki bana şeyi andırdı. Kayseri'nin meşhur nevzine tatlısı var ya. Biraz onu andırdı bana. Şu tarafın pekmezi az mı oldu? Bilemiyorum. Şöyle pekmez gelmeyen yerlerine, yani tarif tammış arkadaşlar. 2 bardak pekmezi gayet güzel çekti. Tadına bakınca da tabii yine fikrimi söylerim. Şöyle değmeyen yerlerine de kalan pekmezi gezdiriyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak? Şimdi soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Bu kek bence sıcağıyla yenmez. Normalde ben keki ılık severim ama bu sıcağıyla yenmez. Pekmez döktüğüm için biraz çeksin pekmezine ve soğusun.
Sonra cevizle servis edeceğim. Kekten bir dilim çıkardım. Hem Instagram'a tarif paylaşacağım. Hem de kahvemi yaptım. Tadına bakacağım arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Yumuşacık bir kek. Ve tam bir kış keki. Bence biraz iki bardak fazla oldu arkadaşlar. Ben tarife 1,5 bardak yazacağım. 1,5 bardak yeterli. Hatta 1 bardak bile yeterli gelir gibime geliyor. Ama 1,5 bardak yapacağım. Gayet güzel oldu. Kızlara da verdim birer dilim. Ucundan biraz tadına da baktım. Efsane bir şey oldu arkadaşlar. Bence mutlaka denenmeli. Bakın. Çok güzel bir kek oldu. Denemelisiniz bence. Yeniden mekana gidiyoruz arkadaşlar. Biraz televizyon izledim ve şimdi geldim mutfağa. Mekanda online. Şimdi yoğurdun üstünü açacağım. Büyük ihtimalle tutmuştur. Şöyle sizle birlikte de açalım. Sadece o örtüyü ve bir sofra bezine sarıyorum arkadaşlar. Ve kevgirle kapatıyorum mutlaka ki buhar bu deliklerden çıksın, yoğurt sulanmasın diye. Bakın gayet güzel de tutmuş. Şimdi onu kaldıracağım. Buraya hemen soframızı hazırlayacağım. Yalnız size ne göstereceğim? Kekin kalan kısmı arkadaşlar. Kızlara birer dilim verdim. Bir dilim de ben yemiştim. O sırada Ayhan geldi. 2 dilim Ayhan yedi. 3-4 dilim de durağa götürdü şoförümüze. Yani hani bana diyorsunuz ya çok mutfakta çok zaman geçiriyorsun, çok şey yapıyorsun. Bakın yaptığım kekin kalanı. Şimdi akşam birer dilim daha yerler. Neredeyse biter. O derece. Sabah beslenmelerini alırlar. Bizim evde yapılan şey bir gün ancak sürüyor. Bu tarafa geçecek olursak şöyle. Pilavımız pişti. Şimdi bamyanın altını biraz yakacağım. Soğumuştur. Bunu da ısıtacağım. Hemen akşam yemeğini hazırlayacağım. Aleyna aradı biraz önce. Diyor ki anne diyor babam beni dershaneden aldı. 10 dakikaya kadar evdeyiz diyor. Ben de dedim ki buyurun gelin biz müsaitiz. Niye haber veriyorsun dedim. Babam arattırdı dedi. Sofrayı hazırla diye bir yandan dedi. Şimdi aslında ben yoğurdun üzerini açınca 2 saatte yerinde bekletiyorum ama şimdi buraya sofra hazırlayacağım için mecburen kaldıracağım. Bunu dolaba kaldırayım. Şuraları bir toparlayayım. Sonrasında hemen soframızı hazırlayayım. Yemeğimizi yedik, mutfağı toparladım arkadaşlar. O sırada Ayhan'a telefon geldi. Ayhan işe gitti. Ben de bu arada e-nabızdan Aydanur'un test sonuçlarına baktım. Testimiz negatif çıkmış. Zaten beklediğim bir sonuçtu. Bekliyordum yani öyle çıkacağını. Çünkü Aydanur'un üşüttüğünden o kadar emindim ki. Duş almıştı ve kısa kollu giymişti. O gün de hava biraz serindi. O gün üşüttü. Zaten ben aile hekimimize de söyledim. Hani Aydanur dedim üşüttü. Ben grip olduğundan eminim dedim. Olsun dedi. Herkes grip olduğundan emin olarak gelip COVID olarak gidiyor dedi. Tedbir olsun. Tedbir amaçlı alalım. Yani ben bunu tamamen tedbir amaçlı verdim. Böyle çıkacağını da biliyordum ama yine de insanın içinde küçük de olsa bir şüphe oluyor. Acaba pozitif mi? Olabilir mi? Hani bir şüphem vardı. Sadece şu konuda emindim arkadaşlar. Aydanur'un sınıfında temaslı yok. Hiç yok yani. Ve bizim evde de hiç kimse hasta değil. Aydanur'a geçecek kimseyle temaslı değil. Sadece Aydanur hasta. Onun için o kadar emindim ki onun negatif çıkacağından ama yine de içimde küçük de olsa bir şüphe vardı. Bugün de akşama kadar bu konuyla ilgili Ayhan'la dalga geçtim. İşte Aydanur pozitif olursa bizi de karantinaya alacaklar. İşte biz pozitif olursak 14 gün olmazsak 5 gün. Bir de böyle bir karmaşa oldu. Bugün Durağan orada da bu konu oldu. Hani orada da sürekli söyledim karantinaya gireceğiz falan konusu geçti. Orada dediler ki işte siz negatifseniz 5 gün size, Aydanur'a 14 gün ama siz pozitifseniz 14 gün. Tam bilmiyorum bu süreç nasıl oluyor ama bugün öyle konuşuldu orada. İşte Ayhan'a diyorum 5 gün garanti. Neyse sen de tatil yapmış olursun ya 5 gün dinlenirsin falan. Bugün akşama kadar bu mevzu döndü bizde. Şimdi o gidince de hemen e-nabızdan baktım. Şuraya bırakırım arkadaşlar test sonucumuzu. Negatif çıktı yani. Rahatladım. Bekliyordum ama yine de insan bir şey oluyor. Acaba mı diyor yani. Sonucu görünce hemen Ayhan'ı aradım arkadaşlar. Dedim ki Aydanur'un sonucu pozitif çıkmış. Bu arada Aysima hiç durmadan sehpama çarptığı için onun için
kamera sallanıyor. Aydınur, Aysima da burada ödevini yapıyor arkadaşlar. Boyama yapıyor. Neyse Ayhan'a dedim ki test sonucumuz pozitif çıkmış. Biraz önce beni aradılar dedim. Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz dediler dedim. Biraz sonra geleceğiz. Hepiniz evde olun. Size de test yapacağız. Kimse evden çıkmasın diyorlar dedim. Hemen eve gel. Tamam dedi, geliyorum. Ya öyle şey mi olur dedi. Bizi ne demek karantinaya almak dedi. Benim aşılarım var dedi. Dedim ki ya tamam, aşılarımız var da işte aşı olmuyormuş dedim. Hepiniz evde olun, test yapacağız size de diyorlar dedim. Bize de test yapacaklarmış. Tamam kapat, geliyorum dedi. Biraz panikledi. Şimdi birazdan gelir arkadaşlar. Eğer gelince çekebilirsem onun haberi olmadan çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl tepki verecek, ama biraz panikledi. Hani bizim negatif olduğumuzdan emin. Hiçbir belirti yok, hastalık, hiçbir şey yok, biz de gayet iyiyiz. Ama içinde şey var, hani biz negatif olsak bile 5 gün karantinaya gireceğiz korkusu oldu sanırım. Tamam kapat, geliyorum hemen dedi. Birazdan gelir arkadaşlar. Çekebilirsem eğer onun tepkilerini çekmeye çalışırım. Ben Ayhan'a çok sık böyle şaka yapmam arkadaşlar. Çok nadir, böyle çok nadir yaptığım için yaptığım şakalara da hep inanır. Çünkü hep her zaman yapsam acaba şaka mı yapıyor diye düşünür. Yapmadığım için şu an gayet ciddiye aldı söylediğimi. Bakalım nasıl tepki verecek. Çekebilirsem çekerim. Videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Çekemezsem de artık bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım keyifle beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne güzel diyor. 5 gün evdesin değil mi? Sen şimdi benimle karantinaya girdiğini üzülüyor musun? Ben mi yanlış anlıyorum? Dışarıdaki işler kim kovalayacaksa ben şoförüm var, o kovalayacak. Kim kovalayacak? İyi bir şey söyle, konuşak oturak ya. Kapat şunu ne ya. Söyleyeyim iyi bir şey? Kapat şunu. Negatif ya. Mi çıktı diyeyim? Ya başka negatif bir şey. Negatif çıktı, negatif çıktı. Başka? Negatif çıktı. Çok mu korktun? Çok korktum. Nasıl? Bak hemen rol yapma, demin deli gibi sinirliydi. Vallahi ne oldu?